Cemiyetin iman namına demin karşımızda diye eşlik edip 1952 yılında der ki cemiyetin iman namına bir sait değil 1000 sait feda olsun der. Ve ben dün bir ders dedim. Üstadın talebesi Fırıncı abiyle beraberdik. Nurtaş'ın ders yaptım. O derste Fırıncı abi şunu yönettim. Dedim Erzurum'da bir şagir abi vardı. Hatırlıyor musun dedim. Evet iyi tanıyorum dedi. O bir gün bir derste ağlar. Mehmet Şagir abi. Ben de gördüm onu. Yıl 1965-68 o yıllarda. Ben o zaman Horasan'da görev yapıyordum. Merkez vaiz idim. Üniversite bitirmiş, görev almıştım. Ve mütevazi, çok temiz bir abimdi. Sonra ben Erzurum'a ayrıldım. Olayı dinledim. Niğde'ye gelmiştim. Dediler ki bana, Şagir abi bir derste ağlıyor. Hocam soruyor 40. hocam, ya niye ağlıyorsun? Demiş hocam, Allah bana bunu gösterdi. 62-65 yıllarında, daha eski yıllarda bir terzi dükkanında gündüzün o oraya ayakla gidiyor. Akşam bir hasır seriyoruz, iki kişi var, başka kimse yok. Gelen yok, giden yok, sohbet eden yok. Böyle bir sohbet ediyorduk. Ben acaba bu cemaat olacak mı? Nasıl yükselecek mi? Çoğalacak mı diye düşünürdüm. Ama 20 sene geçmeden, 75 o yıllarda bir kalabalık, bu kalabalık belki 10 misli. Şu anda sağlar almıyor. Ben 50 sene sonra acaba olur mu diye hayal ederdim. Allah bana bunu gösterdi. Şimdi Allah rahmet eylesin, ikisi de öldü. Dün Fırıncı abi konuşurken desedik ki ona bir 10 sene, 20 sene sonra bu sağlar almayacak. Şu anda bugün Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinde Bedüzzaman anma günü yapıyorlar. Düşün ya. Yani Bedüzzaman en az bir Mevlana kadardır. Memlekete hizmet eden çok ender insanlar bir tanedir. Asr-ı Bediye rahmetli Abdullah Bey kitap yazmıştı. O kitapta Nutuk adlı bölümünde derdi ki, Türkler bizim aklımız, biz onların kuvvetiyiz. İkimiz bir adam oluruz. İttihada kuvvet var, ittifakta saadet var derdi. Eğer ben bunu yeminle söylüyorum, Doğu'yu karış karış gezdim, görev icabı. Üstadın talebeleri olan Nazım Akkurt Ağrı'da, içinizde varsa hatırlamazlar. Onunla karış karış Doğu'yu gezdim. Orada inanın aldım kitabı. Ben Kürtçe bilmiyorum. O Kürtçe okurdu, anlatırdı. Kitabı gören adam ayağa kalkardı. Bedüzzaman ayrı bir muhabbeti vardı. Vallahi de bir yemin söylüyorum. Hükümetin kayıtlarında bu var. Eğer Üstad Bedüzzaman olmasaydı hiçbir kuvvet ülkeyi tutamazdı. Türk-Kürt ayrımı çoktan olmuştu. Ama ben daha evvelsi gün Batman'dadım, yeni geldim. Müthiş bir kalabalık, sohbet ettim. Zübeyir abi şu sözü vardı Zübeyir abi. Derdi ki eğer Rıza'nın olmasaydı, aynen böyle. Rıza'nın olmasaydı kim tanırdı Ermenekli Zübeyir demiş. Sözümü anladınız mı? Eğer Rıza'nın olmasaydı, şimdi ben size söylüyorum. Rıza'nın olmasaydı kim tanırdı birbirimizi? Yani bu kuvvetli, bu samimiyeti Avrupa çekemiyor. Ben Almanya'ya gittim. Almanya'da 15 Temmuz'dan sonra gitti vakitte son Osmanlı İmparatorluğu çöküşü diye planlar hazırlamışlardı. İşte şeyde dinliyorsunuz. Ama Allah bu millet seviyor. Bu Türk-Kürt birlik beraberlik içerisinde İttihat İslam yerine gelecek. Bağırsa, çağırsa da Allah'ın vaadi bu. Üstad da bize çıkmıştır. Tabii şimdi ben sizi nereden sohbet edeyim diye düşünüyorum da dün epey ders yaptık orada. Kronolojiden ziyade üstadın ne gibi bu asra veren reçelerdense bahsedeceğim inşallah. Ama evvela önümüzdeki hafta bugün Kandilli gününüz var. Onun hakkında kısa bir şey söyleyeyim. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün giderken bir yerde bir taş görür. Beyaz bir taştır. Kardan az, şeyden bembeyaz, sütten ak, kardan beyazdı. Böyle bir ifade var. Mevzi kitabına görmüştüm ben. Yani bembeyaz, pırıl pırıl parlıyor. Şaşıp kalıyor. Ya Rabbi diyor, bu nasıl bir taş? Nasıl acayip bir taş? Cenab-ı Hak diyor ki, sana daha acayipini gösterir mi? Buyur Ya Rabbi diyor. Taş ikiye ayrılıyor. Ayrılmaz içinden bir pir ifanesi çıkar.
ballakısı aç. Piri fani çıkar. İşte 281. Piri fani çıkar. Der ki hayrola sen ne yapıyorsun burada? Rabbim bana efendim bir üzüm omçasından her gün bir üzüm yiyorum. İbadet ediyorum. Kaç sene bir ibadet ediyorsun? 200 küsur sene bir ibadet ediyorum burada. Allah Allah. Günah yok, ibadet. Allah her şeye kadir. Kayanın içerisinde ibadet ediyor. Dedim ya Rabbi bundan daha değerli, kıymetli, sevap kazanan bir kul dünyada var mıdır? Dedim. Cenab-ı Hak dedi ki, ahir zamanda Hazreti Muhammed ümmetten gelecek o şahıslar, o insanlardan birisi 3 aylarda, aradan yıllar geçmiş, dedim 65 yıllarda ben görev yapıyordum, aşağı 30-40 sene geçmiş, ya Miraç'ta, ya Berat kandilinde veya da Garb kandilinde o kandilden bir gidecek, bir gelsin, 3 aylarda bir tanesini o gece ihya etse bu sevabı alır. Bakın enteresan. Önümüzdeki hafta Regaib kandili. İnşallah ihya eden, ihyade biliyorsunuz namaz kılarsınız, tesbih çekersiniz, kitap dinlersiniz vesaire. Bir gün ihya eden diyor, 200 küsur sene ibadet kılınır. Bunu ben acaba nasıl cemaate anlatayım diye anlatmadım. Sonra bu külliyede düşündüm, varmadığım bir ibare var. Onu gördüm. Ha ispatı bu. Hayatı böyle böyle geçiren demek ki o abidlerin, kaya için abidlerin yaptığı ibadeti kazanıyorsunuz. Bunun üzerine olayın sonu şu, Hazreti İsa Aleyhisselam, ya Rabbi o nasıl mübarek ümmetmiş? Ne olur benim de o ümmetten diye dua etmiş. Cenab-ı Hak onun duasını kabul etti İsa Aleyhisselam'ı, Hristiyan dediği gibi değil, Kur'an dediği gibi. Nitekim Jean Paul, ben bizzat Almanya'dan dinledim, Jean Paul biz artık Kur'an İsa'nın Kur'an İncil'i Kur'an diye inanıyoruz diyor. İnan böyle. Bakma Almanya'da bazen konuşmalara, Fransa'da. Halkın görüşü öyle değil. Cidden öyle değil yani. Hakikaten. Arabistan'da öyle. Gittim. Bakma öyle. Yani muazzam bir gelişme var. Ve bu bir gerçektir. Ve İsa Aleyhisselam biliyorsun göğe uğrayacaktı. Ahir zamanı gelecek. Ümmetten olacak diyor. Cenab-ı Hak onun duasını, peygamberin duasını kabul ediyor ve gelecek bu şekilde amel edecek. Demek ki buradan neticede inşallah bu mübarek ayları aman değerlendirelim. 3 ay çok önemlidir. Her günümüz 200 yıl ibadet hükmüne geçiyor. Düşün, bir Ramazan'da 200 yıl ibadet hükmüne geçiyor. Bakın şimdi, şurası okuyalım, şu mübarek şehri Ramazan, Leyle-i Kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki muvafak olanın ömrüne bin ömür katar. Bakın, 1200 bin ömür kazar. Nitekim bir de şu var, ahir biliyorsun eski zaman ümmetleri, bir örnek verin. Hazreti Nuh Aleyhisselam kaç sene yaşamış? 950 sene, Kur'an diyor. 950 sene yaşamış. Peygamber hayıflamış Miraç'ta. Eski ümmet fazla, ömürler fazla. Bizim ümmetinde ömrü ortalaması 60 küsur sene. Peygamber üzülünce Cenab-ı Hak bir rivayete göre kitaplara diyor Kadir gecesini. Hayrun min elfi şer. Leylet-i Kadir yani Kadir gecesi. Niye Kadir gecesi gizlidir? Her gün Kadir gecesi arayında gizlidir. Her gün. O yüzden 3 aylarda bu sevap oluyor. İspatı. Şimdi bak, matematik ismi. Ben bugün öğrencilere bunu sordum. Çıkaramadılar. 10 dakika hesap yaptılar. Bakın siz de düşünün şimdi. Oku. Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hı. Dakikası bir gündür. Demek ki bu gece ibadetin dakikası bir gündür. Bir gün. Saati 2 ay. Saati 2 ay yani 60 dakika 60 gün. Ne eder? 2 ay eder. Doğru mu? Evet. Demek ki dakikası bir gün. Saati 2 ay. Hemen açmadım ben çünkü yazmıyor. Peki 24 saati günü birkaç sene hükmünde bir ay demek ki bak dakikası nedir? Dakikası bir gündür. Bir gün saati 2 ay. Peki bir gün 24 saat olduğuna göre 24 çarpı 2 48 ay oluyor değil mi bir günü? 48 ay. 48 ay ne eder? 4 sene eder. Bir günü 4 sene ibadet oluyor. Peki bir ay ne eder? Bir ayda 30 gün var.
30 çarpı 4 ne eder? 120 sene. 120 sene. Bir de 83 senede Kadir Gecesi var. Gördünüz mü? 200 sene. Bunu nasıl kaçıracaksınız ya? Allah'a zaman bugün geldiniz buraya. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Daha derse başlamadık. Saat kısa, ne yapayım böyle. Okudu ben bitirim onu. Baştan dakikası, bakın. Dakikası bir gün. Yavaş, evet. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Senden ve ahiret hemşirem, yani ikinci validem ve kardeşimin muhterem validesinden duanızı istiyorum. Yeter. Bir dua istiyor. Yani bir üstad çok büyük karamatlar göstermiş. Tabii ben kronolojik anlatsam zaman müsait değil. Cidden yani. Mesela bugün televizyonu göreceksiniz. Belki bu hafta öyle gidecek. Mesela şu anda dün söylediler bana vakıfta Finlandiya'dan, Kamboçya'dan, Amerika'dan, sonra Cezayir'den gelen bayanlar var. Bayanlar. Sonra onlar ders yapmış. Profesör bayanlar. Dün vallahi bana dedi ki ben 18-25 yıl arıyorum. Umre'ye gittiniz, hacca gittiniz bilmiyorsunuz. O şeyler birisi Endonezyalılar Cezayir'de çok genç gözükürler. Profesör. He? 35-40 yaşlarında ve daha bile fazla böyle. Onlar soruları soruyorlar, geliyorlar. Diyor ki Bedüzzaman'ın kimi iktisadi görüşünü, kimi Bedüzzaman'ın hayati görüşünü, kimi siyasi görüşünü, kimi ailevi, kimi gençliği. Ali Bükurcu şu kitabın ön sözünde üstadı çok yönlerle anlatıyor. Çünkü her yönde beyan vermiş, fikir vermiş. Söyleyeceğiz ama ben unutun şunu söyleyeyim de bir buraya geliyorsun, onun için ben söyledim. Buraya gelenlerle Allah ebeden razı olsun diye bir örnek vereceğim. Sonra derse başlayacağım. 1929 yılında Hulusi abi, bu mektup ona gidiyordu. Hulusi abi, ben gittim. Onun talebeni görüş, kendisiyle görüşmüştüm. Hulusi abi üstadın subaydı kendisi. Bir tarikata girmek gibi durum var. Şeyh Mustafa ile beraber 1929 yılında, üstad da 26 yılında 1900 sürgü gelmiş. Öldürememişler. Sadece şu sırrı söyleyeyim. Yani bu tarihe bir tarihe baka. 1923'te evrak açılacak. Bütün evrak aşılar açılacak 1923'te. Kim kahraman, kim sahtekar çıkacak. Bağırsan da çağırsan da orada çıkacak. Şimdi gizleniyor. Olup açtırmıyor. Anlaşılmadı, o zaman anlaşması açtırmıyor. Ama öyle olacak, göresiniz. 23'e kalmadan Lozan Anlaşması iptal edilecek. Edilecek. Kalmadan. Avrupa iptal edecek bunu. Nasıl olur ben size söylemeyeyim. Çünkü garanti değil. Ama böyle bir şey olacak. Evet. Mezunatları 1926'da şeye sürer, Barla'ya sürer. Dikkat ediniz. Barla'da Hulusi abi ziyarete gidiyor. Çünkü şöhreti yayılmış. Hiç böyle muamele edememiş. Her usta görüşü var. Mehmet Akif Ersoy, arkadaşları, İsmail Hakkılar, Ahmet Hamdi Yazılar, büyük zatlar, pervane gibi dünya böyle. Müthiş bir zeka. 26'da tabi Barlı'ya sürgün. Barlı o zaman kuşuma kervan geçmez bir yer. Nasıl arşivde seyrettiniz? Ölsün dağıtıyor, kimse gelmesin diye. Fakat Hulusi abi metnini duyuyor. Belki bir tarikat alırım diyerek onu ziyarete gider. Yanında Şeyh Mustafa vardır. Gelirler, bana bunu Himmet Koçoğlu şu anda Isparta'da yazardır. Bana verdiği kitapta bunu hatırasını okudum. Diyor ki tam beraber geliyoruz. Barla'ya yakın bir kilometre mesafede Karacahmet mezarı vardır. Karacahmet mezarlığı. O mezarlıkta der ki Şeyh Mustafa Hulusi abi derken üstad yani abdest gitmeyelim. Abdest alın öyle gidelim diyor. Abdest alırlar, üstadın yanına giderler. Üstad onlara, tabii ne için geldiğini bilir. Ben şeyh değilim. Ben tarikat mensubu değilim diyor. Üstad aynen. Kalpleri geçebiliyor. Hani derler ya, evliyanın yanında kalbini, alimin yanında dili tut derler. Der ki ben şeyh değilim, ben tarikatçı değilim. Ben İmam Rabbani bir imamım der. Burası önemli. Siz eğer Risale-i Nur'un bana değil, şu eserin kıymetini bilmiş olsanız diyor, abdest alın çeşmeden, şok oluyorsun. Uysa bir şok oluyor birdenbire. Abdest alın çeşmeden, ta burada sürüne sürüne sohbete gelir, sürüne sürüne.
Vallahi de billahi bak ben hadis-i şerifi gözüme gördüm. Bir sen bunu söyleyeceğimi hadisin metnini getirdim. Siz diyor Peygamber Selam o zaman yetişirseniz böyle söyle söyle sohbete gidin. Bu eserin sahibi yazar, Arapça yazan şu anda İhsan Kasım. Bundan birkaç yerini görüştük. Arapça çeviren. Kendisi sağ. Kütahya'ya gittim. Kütahya'da üstadı iş yapan Şerafettin Kartal'dan bir olay dinledim ben. İkisini bağdaştırdım. Diyor ki üstadın hizmet tarzı tamamen kendine göre değil. Kendi kafasına göre değil. Kendi kafasına görse parti kurar, bir şey yapar. Çok cebal bir insan. Hiç ulema malum edememiş. Öyle. Ama bakıyor ki beşin şu anda ben bir gün ders yaptım, anlattım orada. Bakıyor ki Peygamberimizin bir hadisleri var. Siz diyor o zaman yetişirseniz o zaman o adamlara karşı, o şer kuvvetine karşı, o cebret devletine karşı katli yani kılıçla mücadele edemezsiniz. Yani nur Kur'an'la mücadele edersiniz. Bunu duydum ve bana gittim diyor. Bana vermek istenen vaizlik artı bugün 900 bin lira maaş artı nebusluk artı bir köşk. Hepsini reddediyor. Bir peygamber emri bu. Ancak böyle gidecek. Bağırsa, çağırsa da bu hizmet böyle gidecek. Başta ne dedimse şagirlerden attım. 3 kişiydi. Ben de bir tane şahidim. 65 yılında Erzurum'a gittim. Hatta daha evvel gitmiştim. Kurşun mesela Arapça okuyoruz. Akşam bizi derse çağırıyorlar. Rahmetli Demir Hoca Can var. İsmini duymuşsunuz. Osman Demir Hoca Can var. İnan sağdan bakardım. 5-6 kişi. Soldan bakıp 5-6 kişi. Hocam vaaz eder camide. Gürcü kapıda. Derdi ki akşam filanca evdeyiz, yemekteyiz. Yani gelin. Erzurum'da bilmezler belki. İşte Erzurum'da varsa bilir. Kadayıf dolmaları, cağır kebapları, su böreği ama ağzını şey olmasın ha. Enteresan yemekler. Böyle yemeğe millet gelmiyor, korkuyor. Yemeğe gelmiyor. Sağdan bakana bu kadar, soldan bakana bu kadar. Az insandı. Bugün bakınız yerler almıyor. Dershane almıyor. Demek ki bir dağdan yönen çığ ne yapıyor? Büyüyorsa bağırsa çağırsa bunun önüne geçemesi mümkün değil. Kaderin cihedi. Ben milletvekiline söyledim geçenlerde gittim vakitte. Dedim siz topu taça da atsanız gol oluyor. Allah bu millet seviyor. Bağırsa çağırsa da akışı bu. Çünkü Hazreti Hüseyin demiş ki yakınım var ki istikbal sema zembasıya bahim olur teslimiyeti İslam'a. Yani inşallah bu istikbal için inkılap içinde en yüksek gülse de İslam'ın sensi olacaktır diyoruz. Derse başlıyoruz. Bu bir girişti. Yani buraya geldiniz ya, işte Hulusi abi dedim üstad, bu dersin kıymetini bilmiş olsanız, sürüne sürüne derse geldiniz, gelirseniz. Onun için Demir Hocam bir duasına başlayayım tekrar. Derdi ki, uzaktan yakından gelenler, Demir Hocam diyordu. Uzaktan yakından gelenler, arabayla gelenler, arabanın dönen tekerinin santimetresi kadar. Yaya gelenlerin milimetresi kadar Allah size sevap yazsın. Kandilinizin önü mübarek olsun, üç anların feyizine bize ihsan edersin. Osman Yüzüsel'den geçti. Efendim tabi bir makale okuyacağım size. O makalede söyleyeyim. Dün ben bunu okurken tabi çok bir saatten fazla ders yaptım orada. Fırıncı abi ben onu gördüm dedi. Dedim ben de gördüm onu. Osman Yusuf Eser'den geçti. Galata Köprüsü'ne görmüştüm kendisini. Cevval bir delikanlıydı. Enteresan bir dedi. Dönemin cesur insanları. Çok cesur. Serden geçti bir kitap şey yazdı. Dergi çıkardı. Hep hapse girerdi. Enteresan böyle bambaşka. Galata Köprüsü'nde gördüm. Orta böyle aksekiliydi. Antalyalıydı. Böyle son güne hastalanmıştı. Hapse de girmiş, çıkmıştı. Ben hapse girenleri de gördüm onları. Ben de girdim hapse ama ondan sonra girdik biz. Gördüm onları. Dedi ki ben iki şeyden çok çektim. İki ismetten. Birisi de hürriyetimi kesti. Bir hürriyetimi kesti. Dedim hürriyeti kesen kim? Dedi İsmet Dünel'e. Peki hürriyetini kesen kim? Hanım ismi İsmet'miş. Çocuğu olmamış ya. Böyle. Böyle bir cevap bir insandı. Enteresandı. Üstad'ı ziyaret 1952 yılında. Üstad diyor ki eğer bir oğlum olsaydı ismini koyardım. Sen de güzel. Böyle bir zatın ruhu şad olsun. Onun mektubunu okuyacağız şimdi. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Said Nur ve talebeleri. Bahtiyar bir ihtiyar var. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Rahmetli Kırmızı biz bu dersi okurken derdi ki hatta üniversite hocaları vardı.
Soruyorum dedi dekanmış o. Dedi sizin üniversiteye beni alırlar mı? O zaman hocam 60 küsürdü. Hocam biz 25 yaşında lise mezunu alıyoruz. Peki şu adamı alır mısınız? O da 50 yaşında. Yok hocam giremez üniversiteye. Peki bak şu çocuğu alır mısın 10 yaşında? Hocam dalga geçme üniversite belli yaşı var. Ama üstad dedi bak. Etrafı 8 yaşında. 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Var mı böyle bir üniversite? Bak yaşın kaç? Yaşın kaç? Bak yaşın kaç? Hep böyle bir açık üniversite. Böyle üniversite kurmuş. 8 yaşından 80 yaşına kadar. Şimdi 90 da var. 100 de var. Yok mu? Var. Evet. Hatta yaşlar hatta 5 yaşın insanlara var. Papağan gibi okular maşallah. Evet sonra? Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Söyleyeyim bugün dünyada, açıyorum bugün dünyada, söyleyin bana. Bugün dünyada hangi bir aile reisi manen Bediüzzaman Hazretleri kadar mesuttur? Evlenmemiş, vakit yok. Yok müsait değil. Ama ne kadar çocukları var, manevi çocukları. Başka? Hangi bir baba milyonlarla evlada sahip olmuştur? Var mı? Hem de nasıl evlatlar? Nasıl evlatlar? Pırıl pırıl. Evet. Ve hangi bir üstad bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? Görüyor musun? Hangi grubun, hangi mezhebin? Bu da bitti değil mi? Evet. Sonra? Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi Allah'a inanmış. Hepsi bir şeye inanmış Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına. Evet, amen. Hep biz inanmışız o. Mukaddes kitaba inanıyoruz. Sonra? Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken... Gelmiş, görmüş, bir avuç talebeler var... Evet. İnsan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. İnan dışarıdan gelen bak size baksa aynı havayı görecek. Nasıl? Ben ilk derse gittiğim gün çok etkilenmiştim. Nasıl? Ha? Ya dedim burası dünya mı ben nereye geldim? Dedim ki ben de burada kalabilir miyim? Bak. Bana dediler ilk defa geldim seni tanımıyorum birkaç hafta gel git. Sonra? Çok ısrar ettim kabul ettiler. Çok etkilendim yani. O güne kadar cuma vaazları dinliyorduk, cumaya gidiyorduk ama öyle etkilendiğim bir ortam olmamıştı. Çünkü Sungur abi derdi rahmetli. Risale-i Nur okunduğu yerde Hazreti Üstad hazır olmuş. Man hazır olmuş. O hal var. Şimdi aşağıda gelecek. Sonra? Yüzleri nur. Bakın. İçleri nur. Dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Huzur içindeler. Efendim eskiler hatırlar mısınız? 1961'i hatırlamıyor musunuz? 61'i. 1961'i hatırlayamamışsınız da. Var mı hatırlayan? Bak bir kişi. İyi. Yeter. İki kişi açısı da daha garanti orada. Yok mu 260'ı hatırlayan? İhtilal reisi Cemal Gürsel. Kastamonu. Cemal Gürsel ihtilal yaptı. Erzurum'a gitti. Erzurum'da bir de şu anlar var. Erzurum'da bir konuşma yapıyor. Açık konuşma. Artık Türkiye'de huzur kalmamıştır. Hangi huzur onlar bozdu. Bir dedi huzur kalmamıştır. Böyle. Kim var cezaevinde? Serdan geçti. Cezaevine atmışlar. İki tane mebusluk yaptı adam. Dil tarihi de okudu. 1947'de il tarih fakültesinde bitirmeden fakülte attılar. Af çıktı yine almadılar. Milletvekili oldu. Adalet Parti'den. Sonra milletvekilinden derken 60 ihtilalı hapse attılar. Konya cezaevinde atıyor. Kim var? Ben onu gördüm. Sabri Halıcı. Sonrasında doktor Sadam Nutku. Bir kişi daha söyledi. Saydı Fırıncı abi de. Ben birkaç kişini gördüm. Hapishanede volta atarlar. Kitap okuyorlar. Tabi radyo var o zaman. 62-60 yılında radyo var. Televizyon yok. Gazete tek geliyor. Cezaevinde duyuyor radyodan. Ne diyor Cemal Gürsel? Erzurum'da artık Türkiye'de huzur kalmamıştır. Bundan Cemal Gürsel, gardiyan buyur. Serden geçti mi? Serden geçti tabii. Gardiyan buyur. Bana kağıt kalem getir.
Ne yapsın? Getir bana kağıt kalem. Sert bir adamdı. O acayip bir adamdı. Atıyor hapse, çıkıyor, atıyor. Öyle bambaşka. Cesur bir insan. Kağıt kalem götürüyor. Dikkat ediniz. Diyor ki, Sayın Devlet Başkanım, sıkıl mı böyle bir şey konuşasın? Ben vallahi yatsığa da gittim. Menders'i gördüm. Orada vardı. Dediler ki, bize üniversite okuyorum. Sakın sakın böyle bir böyle vah vah demeyin. Hemen bir haber yok ama casuslar var. Hemen seni içeri atarlar. Bitti. İhtilal hükümeti. Menders'i asmadılar mı? İhtilal hükümeti bu. Biz de böyle böyle mahsus yapıyoruz yani şey yani göğe bak iyi olmuş gibi ya tövbe estağfurullah. Öyle ama sen Cemal Gülsel'e böyle bir yaz yazar tergaf çek. Sayın Devlet Başkanım sen diyorsun ki Türkiye'de huzur kalmamıştır. Yazıyor. Eğer huzur istersen gel huzur istersen Konya cezaevinde doktor Sadık Nutku'nun eserlerinde huzur bulursun. Huzur orada bulursun diyor. Sözü anladınız mı? Huzur yok Türkiye'de yok. Eğer huzur arayanlar gelsin bu sohbete bulunsunlar diye tergat çekti. Bunu belki de bugün yine şeyde fırıncağı bu lafı orada söyleyecek. Ben anlattım kendisine. Sohbetlerde. Sohbet, yani eserleri okuyunca sohbet. Yani onlar ve sanat talebeleri yaş da gelse, yaz da gelse, tura da gelse bizim. Biz inanıyoruz. Ben amene bir kader. Evet. Buyur. Bak şimdi. Hapishanede, Denizli Hapishanesi'nde üstad böyle kibrit küçüklerine, kibrit kutlarına meyve risalesi, meyve risalesi. Ufak bir eser. Ondan bir mektup size okuyacağım. Huzurla ilgili. Başla. Meyve risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim, bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi yalnız bu risale ve müdafaa risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi olsa bakın o masraf, o zahmeti hiçe indirir. Dünyanın yolu gidiyorsun, eski mesela. Kanlı arabalarla, şeylerle, ne bileyim eski külüstü arabalarla gidiyorsun ki o da zahmette, madem geldin bu zahmet çekilir. Sonra? Ve bu musibetin 10 mislini de çeksen evet. Yine ucuz düşer. Görüyor musun? Siz buraya ne kadar meşakkat çekseniz yine alacağınız sevap yanında çok ucuz düşer. Sonra? Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'i kanaatim gelmiş ki Risale-i Nur ile kıraaten bakın. Ve kitabeten iştigal Risale-i Nur gelseniz, dinleseniz, okusanız hadis-i şerif de var. Ya oku, ya okut, ya dinle, sakın dönüşü olma helak olursun. Hadis. Ya oku, ya okut veya dinle. Sakın dönüşü olma değil mi kardeşim? Yoksa helak olursun. O anda Risale-i Nur kitaplarını, Kur'an kitaplarını iman hakikaten okumak sonra kıraaten ve kitabeten iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Evet. Devam et. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip lüzumsuz şeylerle beni tesir eder. İnan samimi söylüyorum. Ben tabii sizi şey yapmam ama ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Bak sağ olsun burayı ben de çok yorgundum. Bak biraz uzandım içeride. Gelmeseydim buraya yatmış uyumuştum. Öyle gitmişti. Veya televizyon başına olacaktım. Öyle zaman geçecekti. Ama bak buraya gelip bu sohbeti dinlemek sıkıntıyı giderir. Huzur bulur. Burada söylemiyor. Başka yerde söylüyor. Şirket de manevi dahil olur. Sevap bakımdan. Arkadaşlar kolay değil yani. Bir kişinin duası olsa bakın aklıma geldi. Rahmetli Kırcan dinlemiştim. Evlerin bir tanesi haçta. Böyle kendinden geçer gibi birdenbire iki melek görüyor. Mekaz halinde. Bu sene o zaman 100 bin kişi hacca gelmiş, 200 bin kişi. Bu sene hacca gelen hacı kimse kabul olmadı. Ama bir adamı yüzden kabul oldu. Kim o diyor böyle? Kabe'de adamı gösteriyorlar. Kapanıyor perde. Evliya adam birden uyanıp bir şey yapıyor. Gideyim diyor Kabe'deki adamı göreyim. Gidiyor. Bak kimse hacı kabul olmadı.
Fakat o adam yüzünden haç kabul oldu. Doğru adamın yanına gidiyor. Diyor ki ya diyor sen ne nasıl dua ettin ki? Allah senin hürmetine bütün hacdan dua kabul etti. Allah Allah. Ben cahil adamım ya. Ne dua ettin bana söyler misin? Vallahi dedim Kabe elim başım. Ya benim adım Hasan işte Haso derlemiş ara. Benim adım Haso. Vallahi ben bilmiyorum ya Rabbi. Buraya geldi biliyorsun. Sen benim hürmetimi affet. Allah onu samimi duası verdi. Bütün hacdan affetmiş. Bunu dinledim bizzat. Daha böyle çok insana var. Diyor ki bu şirketin manevi de bugün binlerce, milyonlarca insan var. Birisinin duası kabul olsa inşallah ne olur? Allah bize nasip etsin. Onu diyor sonra. Bazı esbaba binaen ben en ziyade Hüsrev'i ve Hafız Ali ve Tahiri'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyorum. Yeter bu kadar. Ben şundan şunu anlıyorum. Bu asrı okuyorsak şu anda dünyada, Türkiye'de bazı karışıklar yapmak istiyorlar. Bağırsa, çağırsa da bak biz huzur içindeyiz. Ben biliyorum ki, inanırsan biliyorum, ben o yaşatıyor. Üstad da dibe çıkmış. O ayrı bir ders konusu. Samimi söylüyorum. Şunu demiş çıkmış, bunu demiş çıkmış. Bir tanesini söyleyeyim. Sungur'dan dinledim. Üstad Tiflis'e geliyor. Tiflis'te burası Bitlis diyor. Tiflis, Bitlis. Olayı belki o dinleyeni vardır. Üstad diyor burası Bitlis, Rus burası Tiflis diyor. Üstad diyor Tiflis, Bitlis'in kardeşidir. Devam ediyor. O devam konuşmasında ben de buraya geleceğim Tiflis'e. Çarlık idaresi var. Yıkılacak Çarlık idaresi. Üç devir geçecek Çarlık. Komünizm tekrar yıkılacak diye söylüyor. Ve ben de buraya gelip dershanemi kuracağım. Hayal mümkün değil. Amerika fark edemiyor böyle mümkün değil diyor. Ama hakikaten bu yazı okunca Sungur abi dönüyor böyle. Üstad diyor ki sen gideceksin benim meclisimi kuracaksın diyor. Üstad ölüyor. Aradan zaman geçiyor. Sungur abi gitti orada dershane kuruyor. Çıktı çıkıyor. Böyle madem olduğuna göre ve ben inanıyorum ki bağırsa çağırsalar da Üstad şu sözü söylemiş. Şu istikbal inkılap içinde en yüksek gülse de evet İslam sözü. Bu olacak. Bazı, he? Evet. Buradan gidecek. Çünkü Allah ben bir ispat edeyim. Allah'ın bir İslam intikam ismi var. İntikam. Zannı intikamını alıyor. Şimdi aslında güzel bir soru sordu. Bana gösterin dünya tarihinde bakın değil. Ben tarihi de okudum. Dünya tarihinde bana gösterin ki dinini kaldırmışlar. Lisanını kaldırmışlar. Kitabı kaldırmışlar. Mukaddes sadişeyi ezanı kaldırmışlar. Ne Suriye'de oldu ne başka yerde oldu. Olmadı. O halde intikam alacaksan en çok zulüm olan yerde intikam alırsın. Bu nerede olacak abi? Sonra Türkiye'nin başına, pişmiş tavuğun başına Türkiye gelen ne derler? Söyle bir söz var. Nasıl diyor? Pişmiş tavuğun başına bir şey. Başına gelmedi. Değil mi arkadaşım? Öyle bir söz var. Hatırlarız mı? Var ya bizim ülkemizde öyle şey oldu. Ben hatırlıyorum gençler. Böyle kitabımı yazdım buna. Lisede okuyorum. Kapı çaldı. Polisler geldi. Bir tane de götürdüler. Bu ne? 56, 55, 53 yıllarında. Ne bu dedim? Dedi ki birisi İbn Sina demiş o çocuk. İbn Sina kim? Sosyoloji kitaplarında okumuyoruz, göremiyoruz. Mersi İbn Sina İslam alimmiş. Kimden duymuşsa o çocuk İbn Sina demiş sosyoloji öğretmeninde. O zaman felsefe mantık vardı. Şu aparatı götürdüler. O yıllarda her ne kadar demokrat iktidarı olsa bile Halk Parti hakimdi. İnanın ben bizzat dinledim. Siz gençler bilmezler. Sen iktidar olsan da muktedir olamazsın dedi. Hatırladınız mı? Hatırlamazsınız. Yani iktidar olsan bile kadro, Jacoben kadrosu dedi. Böyle yani buna rağmen olaylar öyle gelişti ki elhamdülillah. Ne zaman Fransızlar Sorbonne'da İbn-i Hekendikler bizim dedik. Zaman zaman da bunu olacak yani bunu inanın. Abi onun ilgili hadis-i şerif vardı herhalde. Sancak düştüğü yerden kalkacak. Doğrudur. Tabii canım. Buradan kalıyor burada. İnşallah. Yani biz hedefimizi biraz sonra söyleyeceğim. Biz hedefimizi onu kitlemeyiz. Bizim vazifemiz arkadaşlar size mesaj veririm. Risale-i Külen'in üstlerinin tek arası şudur. Hatta 1948 yılında tarihçiyat aç bak tarihçiyatı şurada. 450 sayfa 450 aç. Sungur abi şeye gider. Ankara'ya gider. Üstad onu Ankara'ya gelir. Üstad Emirdağ'dadır. Ankara gider. Şurada okur. Nur'a hizmet eden. Nur'a hizmet eden fedakar talebelerin ekserisi böyle bir veya birkaç defa üstadın dersinde, ikazında hazır bulunmuştur. Dinle, evet. Emirdağ'ındayken
Ankara'ya nur hizmeti için gönderdiği bir talebesi. Bu ders okundu hatta ben kalktım. Ders bitti. Sungur abi, Sungur abi niye söylemedin? Yani haddime düşmüş ama işte cesaret ederek sordum. Bana Sungur abi dedi ki Akina sorsan söyler mi dedi. İsmini koymamış burada. Kendisi gidiyor oraya. Gönderiyor. Bakın şimdi. Evet. Ankara'ya nur hizmeti için gönderdiği bir talebesi. 48. Camiler kapalı. Hali en kara. Ne demek? Bilmez eskisi. Ezan okumuyor. Namaz kılan yok. Bırak İstanbul'da ben bir canlı şahidim. Necip Fazıl'ın üstadı Arvasi Hazretleri. Duydunuz mu? Evet. Sultanahmet'e cami çıkıyor. Çıkar Efendimiz'e dua dua ümmet-i muhat kurtulsun. Ezan okumuyor. Namaz kılan yok. Şab mesleğinde cuma kılamazlar. Öyle bir şey. Canına çıkıyor. Ayağını sağdan atmış. Diyor ki nerede ümmet-i Muhammed? Bana göster. Kurtuluğu müjde vereyim diyor. Vallahi de billahi ismini vermeyeceğim. Belki günah alıp yemin ettim. Beni diyor adam 6 ay tabutlara yatır. Tabutlara yatırlar. Bırak Müslüman. Milletçiyim diye içeri atıyorlardı. O devirler. Biz bunları yaşadık. Diyorum ya. Biz başımıza. Ben ne yapmışım? Şarkıda Kartal burada şahit şeyde Kütahya'da. Birisi iman verdik, biri içe attılar. Öyle devirden nereden geldik? Yani intikam bunu da anlayacak. Yani neler? Hapse girenler, bak orada dinlediniz. Sadece bir olay söyleyeyim size. Afyon Cezası cezaevinde üstad donmasın oynuyor böyle. Fakat bir ara bayılıyor. Orası söylemedi. Nazif Çelebi abi anlatıyor. Baygın üstad koğuşunu bırakmıyor koğuşa. Yalvarıyor gardiyana bir gidin. Üstad kusmuş affedersin. Bayılmış. Donmuş herhalde. Gidiyor üstadın yanına. Üstad elini yüzünü yıkıyor. Üstad açıyor böyle burası. Tek atışı bayılıyor. Bayılıyor. Ağlıyor. Niçin ağlıyor mu? Ağlıyor mu karışayım diye. İki günden beri tesbihat yapamadım. Namaz kılıyor. Tesbihat yapamadım. Ben de hüngür düştüm ağladım. Sungur abi zor yanına gidiyor. O falakayı çeviriyor. Burada yazıyor. Zübere vur vur diyor vuruyor. Bu da ölsünler diyor ya. Ben hapisteydim. Neler yapıyor bize? İki zaman bir ay 25 gün hapis ceza aldım ben de. Ne var? Suçumuz ne? Kitap okumak. Gençleri gel Allah peygamber demek. Bu devirden geldi gençler. Hatırlıyorum. Bulgaristan tren geldi tren. Dediler ki ya cenaze kılacak adam bulamıyoruz deyince sen ne diyorsun dediler gazeteler yazıyor. 30 sene lazım ki bize gençlik alsan Allah fikri sökerim. Neyse bu uzun hikaye. Şimdi devam et şimdi. Ankara'ya nur hizmeti ya, için gönderdiği işte bir talebesi hali aleme bakarak bu insanlar ne zaman nur hakikatlerini dinleyecek? Kadın zulmet perdeleri nasıl yırtılacak? Ha, nasıl Türkiye kurtulacak? Manevi sonra karanlıklar nasıl izale olacak diye ümitsizliğe düşer. Evet. Sonra bir gün Emir Dağ'ın üstadın yanına döndüğü bak, zaman bak burası önemli. Geldi, morali bozuk, kimse yok. Evet. O büyük üstad der, vazifemiz hizmettir. Muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Senin vazifen ne? 17. lama 13. notada söylüyor. Mesnevi Zühre'de söylüyor. Celalettin Harzemşah askerle beraber savaşa gidiyor. Evet. Her savaşta kazanıyor. Diyor ki sen muzaffer olacaksın, galip geleceksin. Celalettin Harzemşah'a verdiği cevap şu. Ben vazifemi yapmam mükellefim. Galip etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Şimdi senin vazifenle bak şimdi kitap okumak. Ya evet kitap okuyarak. İşte canlı şahit gidin sorun. Hüsnü abi burada, Hüsnü Bayram abi burada. Her aşağıda gece makade. Herkes yıkıldı. Ne partiler gitti, dernekler gitti, yıkıldı. Biz hala kitap okuyarak devam ediyoruz. Biz yıkanı yok. Peygamberimizden varis olan üstadı ancak bu asırda kitap okuyarak buna düzelecek. Ne demek bu? Vazifeni yap, vazifeyle karışma. Sen tohumu toprağa at. Onu çiçek yap, kim vazifesi? Allah'ın vazifesi. Sen çekirdeği at, ağaç yapamazsın. Onu yapmak Allah'ın vazifesi. Ama sen desen ki, ben bu çekirdeği toprağa atıyorum ama acaba nasıl ağaç olacak? Yapabilirim. Eyvah, bu vazifeyle karışmaktır. Sen vazifeni yap. Hatırlayın, Urfa'da söylemişler, size bir hikaye biliyorsunuz. Karınca dağ gibi odunlar söndürme yakmaya giden Nemrut'un şeyiyle karınca da almış bir damla su. Ey diyor sen bir damla suyla onu söndüresin. Karıncaya vereceğim enteresan. Ben vazifemi yapacağım.
Bir, safımı ben edeceğim. İki, gücüm böyle buna yetiyor. Şimdi bizim gücümüz böyledi. Ve hamdolsun bu zamanla zaman ilerleyecek. İnşallah biz vazife yapacağız. Şimdi üstadım bu sözünü şöyle anlayın. Evet. Sen orada bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme. Merak etme. Katiyen bil ki Mele-i Âlâ'nın hadsiz sakinleri bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için hiç ehemmiyeti yok. Yok. Kıymet kemiyette değil, keyfiyettedir. Yani öz insan, bir insan binlerce insana bedeldir. Sayı çokluğunda değil. Ha, sayı çokluğunda değil. Kaşıkçı elması biliyorsun, kaşıkçı elması. Hı. Çok kıymetli bir şeydir. Binlerce çakıl taşı, bir kamyon çakıl taşı onun yanına tutar mı? Tutmaz. Binlerce kalfa ustası mimar sana yanına tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Milyonlarca, trilyonca hayvan bir insan tutar mı? Tutmaz. Keyfiyette önemli, kıymet değil. Onun için dava anı işitecek. Onun duası hürmetine Allah tutturacak, merak edecek. Evet, tekrar şeye başlayalım. Ha, onu oku. Bazen halis ve fedakar talebe bine mukabildir diyerek yeisini giderir. Tekrar derse dön. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir abin dediği gibi ben sizi bir saraya götüreceğim. Bir odaları göstereceğim. Sen okuyup öğrenmek, gezmek sana aittir. Ve ben sizi bahçeye götüreceğim. Ağzını şapırtat şapırtat oradaki meyve yemezsen kabahat sana aittir. Bunu bitirmek mümkün değil. Dedim ki bugün üstadın çok yönlerini çok ulemalar açıklıyor. Televizyonda konuşuyor. Ben özetin yapamayacağım ki. Ama şöyle bir bazı mesajlar vermeye çalışacağım. Buyur. Nerede kaldık? Evet. Şurada. Said Nur. Said Nur 3 devir yaşamış bir ihtiyar. 3 devir. Neymiş onlar? Gün görmüş bir ihtiyar. 3 devir. Meşrutiyet, İttihad ve Terakki, Cumhuriyet. Tek kelimeyle Sultan 2. Abdülhamid'i görmüş. Sultan Reşit devrini görmüş. Cumhuriyet devrini görmüş. Bütün bu devrini görmüş. Evet. Meşrutiyet, İttihad ve Terakki ve Cumhuriyet. Bu 3 büyük devir, devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Evet. Yıkılmayan kalmamış. Hep evet giden gidiyor, idam oluyor, ölüyor neyse. Evet. Evet. Yalnız bir adam var o ayakta. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. Hı, bak. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam 3 devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. İstanbul için gelmiş doğudan, bunu söyleyeceğim. Vesikale göstereceğim, okuyacağım. Sonra Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Davanın savunduğu fikir bu. Devam. Başı Ağrı Dağı kadar dik ve mağrur. Bakın. Hiçbir zalim onu eğememiş. Hiçbir zalim, mesela zalimin kralı, bugünlerde televizyonda gösteriyormuş onu. Ben seyretmedim. Sultan II. Abdülhamid'i. Dinliyor musunuz? Ben görmedim. Orada meşhur Emanuel Karasu var. Bir de Yahudi Karasso var. Theodor Herzl var. Bunlar bilmiyorum. Tarih gösteriyor mu? Bunlar Sultan II. Abdülhamit'e geliyorlar. Toprak istiyorlar. Fakat bunun için en zalimi Karasso. Üstadı çelmek için çok müthiş bir. Yahudiler çok desastır. Amerika hakim onlar. Onlar. Dünyaya hakim onlar. Ama üstadı yıkamıyor. Bakın şimdi. Karasso'na geliyor. Üstadı geldi. Zalime bakın. İstanbul Hahanbaşı Yahudi Karasso ile Bediüzzaman arasında Selanik'te cereyan eden bir konuşma sırasında Karasso konuşmayı yarıda bırakarak dışarı fırlamış. Hemen kaçıyor. Bakın. Ve arkadaşlarına eğer yanında biraz daha kalsaydım az kalsın beni Müslüman edecekti. İnan bu eserler çoğalsın çoğu Müslüman olacaklar. Gizliyor. Ben Köln'de kiliseye gittim. Almanya'ya bir tanesi gelmiş buraya. Dışişleri Bakanı gelmiş. Sultanahmet'e gitmiş. Demiş ki galiba demiş ki, gizli bir toplantıda Almanya'da söylediler. Galiba Müslüman hak ya demiş. Niye demişler? Demek ki köle gittim, kilise gittim. Bom kilisesi var, bom. Simsiyah. Vallahi korktum. Papazlar köşeye dönmüşler. Şey evi yani ne diyor böyle günah çıkartma yeri var. Para veriyorsun öyle. Günah odaları. Günah odaları var. Orada onlar bir gizliyor. Çünkü güzel saltanat var. Kilise şeyi var. Karanlık basıyor.
Ve Sultanahmet'e geldim. Aman diyor. Sen bize huzur buldun diyor. Böyle başka. Gizliyor. Çok kimse bunu gizliyor. Bizden mi gidecek? İki. Genç nüfus yok. İhtiyarla gidiyor. Üç gençlerde orada ben ders yaptım. Almanca öyle Müslüman gençler var ki fırtına gibi. Söylemiyor bunlara. Kendi kendine sonra şey oynuyor. Karasu'da Yahudiler de böyle gidecek sonra. Evet. Az kalsın. Az kalsın. Bize Müslüman edecekti diyerek devam et. Mağlubiyetini hayret ve telaşla izhar etmiş. Devam et. Karasu ki Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için sinsi ve tertipli bir şekilde çalışan ya. Gizli bir teşkilata mensup olup ortada fevkalade bir rol oynuyordu. Karasu'nun Bediüzzaman'ı ziyaret etmekten maksadı neymiş? Onu kendi fikrine çevirmek ya. Ve meş'um gayesine alet etmek idi. Fakat heyhat. Yapamadı. Yapamazsa Cenab-ı Hak şey, muhafaza ediyor. Sonra devam et. Evet. Hiçbir zalim onu eğememiş. Eğememiş ha. Hiçbir alim onu yenememiş. Hiçbir alim İstanbul'a geliyor. Yıl 1907. Daha 30 yaşına bir delikanlı. Doğu'da hiç kimse bunu yenemiyor. Neden? Daha küçükken bir ders okuyor. İspert nayesinde Tağal Köyü'nde bir Mehmet Emin'den ders okuyor. Biraz okuyor, ayrılıyor. Oradan sonra başka bir hocaya gidiyor. İzan Şehri'nde, Şeyh Yerlisi'ne gidiyor. Orada da Seyit Nur Mehmet Efendi ders okuyor. Fakat buna iki tane talebe ucum ediyor. Bu da onlarla kavga ederken geliyor Şeyh'in yanına bana iki iki gelsinler, dört kişi gelmesinler diyor. O da ayrılıyor. Gece rüya peygamberimizi görüyor. Peygamberimizi görmek için bütün peygamberleri görüyor. Köprü sıratla bekliyor orada. Peygamber gelince eline sarılıyor. İlim talep ediyor. Daha çocuk. Ve 7-6 çocuk. Bana ilim ver diyor. Peygamber diyor ki ümmetten sual sormamak şartıyla sana Kur'an ilmi verecek diyor. Benim duasına mı sarılıyor? Onu acayip bir değişiyor. Geliyor Doğu Beyazıt. O zaman Erzurum'a bağlı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt. Beyazıt'ta orada Mehmet Celal Hazretleri var. Oradan 3 ay bir tahsil görüyor. 3 ay. 3 ay tahsil nasıl öğrenilir? Hocalar şaşırıp kalıyor. Bunu antipanda söyleyeyim. Kitapta yok bu. Diyor ki iki hocaları. Diyor ki bu zat nasıl bir çocuk ya? Acayip zeki. Ne aksi ezberliyor böyle. Ahmet Han Hazretleri var duruyor. Gündüz giremezsin. Karanlık korkunç bir yer. Oraya gider gece gündüz orada ibadet eder. Diyor ki onun şeyine mazhar olmuş. Allah insanı verince verir. İmam-ı Gazali böyle oldu, İmam-ı Rabbani oldu, Gafs-ı Azam böyle oldu, Mevlana böyle oldu. Hep böyle oldu bunlar. Allah sevdiği kullar böyle özel muamele yapıyor elhamdülillah. Her neyse bunun ana babası nasıl diye ziyarete gidiyor. Geliyor, 1-2 saat, 3-4 saat mesafede Nurs Göl'e geliyor. Ta İspanik'ten, Kimizan yaylasından geliyor. Tabii onu bilmeyenler belki hatırlamazlar ama ben söyleyeyim. 2-3 saat çekiyor. Geliyor Mirza Efendi, Üstad'ın babası çifte gitmiş. Nuriye Hanım onları dışarı hastasına misafir ediyor. Bekleriz diyor. Beklerken Mirza Efendi, affedersin, inekle, iki tane inekle beraber ağzı kapalı geliyor. Geliyor diyor ki hayrola diyor Mirza Efendi. Biz seni ziyarete geldik, sen de nerededin? Ben diyor hayvanları işte çifte gittim. Ne derler? Otlatma gittim. Diyor ki bu harman zaman değil. Ne hayvan ağzını kapattın? Diyor ki bizim harmanla bizim köyün şey evin arası bayağı uzak. Gelirken başka tarlalardan geçerken hayvanlar haram lokma yemesin. Çocuğum haram girmesin. Aa, dank ediyor. Dönüyor Nuriye Hanım'a annesine. Sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin? Vallahi ben bu çocuğa hamile olduğum vakitte abdest ayak basmadım. Doğduğu vakitte de abdest emzirmedim. Evet böyle anadan böyle bir çocuk olur. Bu alim 1907'de İstanbul'a. Diyor ki sen şartta bütün ulemanla mağlup ettin. Gel bir İstanbul'a diyor. Burada peygamber söz vermiş ya rüyada. Gel İstanbul'a Fatih Şekercan'la geliyor. Vesika dinle gerisini. Şekercan duruyor burada. Fatih'te. Üstad oraya daha genç. 29 yaşında bir delikanlı. Molla Said İstanbul'a geldiği zaman Fatih Camii yakınlarında cama açıyorsanız bir hava alsın değil mi gençler? Açın mı hava? Yoksa biraz hava aç. Ortaya açabilirsin diyor. Hava değişir. Molla Said İstanbul'a geldiği zaman Fatih Camii yakınlarında Malta Çarşısı'ndaki Şekerci Hanı'na yerleşti.
Wuhan, İstanbul Caddesi'nde önemli bir kültür merkezi ve Osmanlı aydınlarının toplanma yeriydi. Wuhan'ın birçok odasında edebiyatın, ilmin ve fennin meşhur simaları otururdu. Mesela İstanbul Sultanisi'nin dil öğretmeni Celal Hoca, Rasathane Müdürü meşhur Fatih Hoca, bunlar hep derya adamlarmış. Mehmet Akif, bak, ve bunlar gibi zatlar. İstanbul'da o zaman ulemalı var. 1907 kışında Van'dan İstanbul'a gelen meşhur Molla Said, Şekerci Hanı'ndaki odasının kapısına bak bir levha astı. Bu levhada şunlar yazılmıştı. Burada her suale cevap verilir, her müşkül halledilir, fakat sual sorulmaz. Bu olayın şahitlerinden ve Bediüzzaman'ı bizzat ziyaret ederek sualler soran ve daha sonraki Cumhuriyet yıllarında Diyanet İşleri Müşavire Kurulu azalığı yapan Hasan Fehmi Başoğlu, o da orada, bakın, şunları anlatmaktadır. Talebemiş o zamana, bakın. Ben zaman-ı meşrutiyette Fatih Medresesi'nde okurken Bediüzzaman adında bir gencin İstanbul'a gelip bir handa yerleştiğini ve hatta odasının kapısına burada her müşkül hallolunur, her meseleye cevap verilir, fakat sual sorulmaz diye levha astığını işittim. Böyle bir iddia sahibinin ancak bir mecnun olabileceğini düşündüm. Bediüzzaman Hazretleri hakkında tevili edile gelen sitayişkar tavsiyeler ve cemaatlerle ulema ve talebe gruplarının kendisini ziyaret ve hayranlıklarını işittikçe ben de bir ziyaret arzusu uyandı. Ve kat'i karar verdim ki en güç ve en ince meselelerden sualler tertip edip sorayım. Ben de o zaman medresenin ileri gelenlerinden sayılıyordum. Bu Diyanet İşleri'nin yüksek kurul üyesi. Evet. Sonra bak böyle bir alim adam. Nihayet bir gece ilahiyat ilimlerinden bahseden gayet derin ve birkaç kitapta ifade edilebilen bazı mevzular seçerek sual halinde hazırladım. Getirsin, sual soracak. Ertesi gün kendisini ziyarete gittim. Suallerimi tevcih ettim. Aldığım cevaplar çok acayip ve harika olmuştu. Sanki o akşam beraberimişiz ve kitaba beraber bakıyormuşuz gibi suallerimin cevaplarını tam olarak verdi. Ben tamamen mutmain oldum ve yakinen anladım ki burası önemli. Onun ilmi bizim gibi kesbi değil, vehbidir. Yani kesbinin çalışarak, bir de vehbinin Allah'ın vermesi de. Mevlana nasıl mesnevi yazmışsa, Arapça bir Mevlana mesnevi yazıyor. Yaz Hasan Çelebi diyor, yazıyor, mesnevi yazıyor. Allah yazıyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın arıya bal yapmasını öğreten Allah, ipek böceğine koz yapmasını öğreten Allah, elbette ki değil mi arkadaşlar? Allah'ın kudreti bu, yapar. Yaptırmış. Onun eğitimi sonra. Sonra bir harita çıkararak, bakın üstadın gayesine bakın, Şark'ta Darülfünun açılması icap etti. Bak hala yapamadılar. Doğru. Neden doğuda istiyor böyle okul? Çünkü bizim makale yazıyor. Bizim düşmanımız bak aynı. Rahmet Sungur abi bunu kitabına yazdı. Hükümetler hala bunu yerine getiremediler. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Cehalet. Gittim gördüm. Doğunun şu aşiretlere cahil bırakıldı. Biz değil, hepimiz bırakıldı. Rica ederim. Demin karşıyım bir soru soruyorum ben sana. Desen ki yarın hükümet ilan etse, diyelim hangi bana bir dil söyleyin, dünyada hiç kullanmayalım derim. Afrika'da Mezopotamya dili. Attım kafadan. Öyle bir şey yok ya. Yarın bütün gazeteler o dili konuşacak. Desen ne olur? 70 bine cahil olmaz mı? Cahil bıraktılar bizi birdenbire. Sonra ne yaptılar? İlkokul talebesini ortaokul kapat. Liseyi kapat, tıbba gönder. Ne olur? Nasıl doktor olur o? Ortaokulu kapat, kasap olur dedi. Böyle okullar kapatıldı, medrese kapatıldı, asıldı. Menemen olaylar yapıldı. Ben bizzat dedim, kilise gittim, adama haberi yok. Menemeni bilmez, İzmir bilmez, adamı gelip aslar orada. Sen menemen olayın, menemen neresi bilmiyorum, tak aslar. Ya şey, eski bir Atif Hoca, daha evvelden 10 sene önce bir yazı almış. 10 sene önce sen bu makale yazdın. Nasıl biliyorsun bu şapkaya? Adam aslar.
böyle bir durum karşısında öyle bir zulüm ki bizim cehalet, zarret ve ihtilaftır. Fakirlik, ihtilaf. Onu sevmek istediler. Ama üstad gibi bu düşmana karşı bakın mesaja bakın. Sanat, marifet ve ittifak ile cihat edeceğiz. Bizzat okudum. Rahmetli hocam demişti. İngiltere toplanıyor. Biri Alman, biri Fransız, biri İngiliz. Üçü. Sen Türk ol, sen Kürt ol, sen Arap ol demişler. Lavres, ben İngiliz ol demiş. Gitmiş İngiltere'ye gitmiş. Arap ol demiş. Gitmiş Arabistan'a. İngiliz casusu bu. Allah kulak etti. Bir Lavres. Bizzat gördüm. 35 sene önce bizzat okudum. Hürriyet gazetesinde diyor ki biz bir ülkeye bir ajan göndersek işte Lavres mahvetti. Biz Türkiye'yi bölmek için 19 ajan gönderiyoruz. Hala batma Türkiye. Bunun bir manevi kuvvet var. Ben bunu mebuslara şöyle söyledim. Dedim ki sizin hiç öyle bir yorumunuz yok. Türkiye'nin başına gelen bütün olaylar niye batmıyor biliyor musunuz? Manevi kuvvet var. Bir gün Üstad Hazretleri, bak 3 şahıs var. Gafs-ı Azam, Barla'da var. Hayat Ahrani, bunu iyi dinleyin. Maruf-ı Kerri. Bu 3 saat hayat mamat tasarruf vardı. Nedir hayat mamat tasarrufu? Öldükten sonra bile bunun hayat tasarrufu devam ediyor. Var mı denilen? Bir gün Üstad Hazretleri çok sevmiş iş. Tahsin Tol abi diyor ki hamdolsun bana da bu tasarruf verirdi. Üstad tasarrufu olmasa, manevi tasarrufu olmasa Türkiye başına kim gelecek? Kim o cembar, cesur Kürtleri durdurabilecek? Risale-i Hakkına böyle. Allah bir mayda ayırmasın. Amin. Bak sonra bir sonra bir bakın cümleye bakın bir de. Bir harita çıkararak işte Şark'ta Darülfünun açılması icap etti. Üniversite açın. Şark cehaletten kurtulsun. Fabrika açın. Fabrika açmıyorlardı ki. Millet işsizden kurtulsun. Reşit'e bunun reşit'e. Sonra ve bunun ehemmiyetini izah etti. Heh. O zaman bakın. Şark'ta Hamidiye alayları vardı. Tabii eskiler hatırlamazlar bunu. O suretle idare ediliyor. Şark. Şark'ın bu şekilde idare tarzının noksaniyetlerini ifade ile marif, sanat ve fen bak, noktasından bak marif, sanat ve fen istiyor üstad. Şark'ın uyandırılması lazım geldiğini mukni olarak bize izah ile bu gayesinin tahakkuku için İstanbul'a geldiğini anlattı. Mesaj şu, orada yazmıyor. Bir satır görmüş. Vicdanın ziyası, münazarat var. Bütün aşiretler dolaşıyor. Bak biz anlamıyoruz. O zaman insanın kültürü anlıyor. Biz, diyor ki vicdanın ziyası din inleri olur. Aklın nuru fen inleri olur. İkisi birleşirse, Türkçe yaşıyorum, anca talebenin himmeti uçar. Çift kanatlı kuş gibi. Tek kanatlı kuş uçmaz. İftirak ettikleri vakitte. Adam sırf din inleri okusa, fenden haber olmazsa ne olur? Taassup olur. Ama sırf fen okusa, işte okuyanlar var, dinden haber olmazsa, Allah korkusu olmazsa, hileci şüpheci olur. Değil mi arkadaşlar? İşte Şekercan'da böyle alemler gelirken, bir de ben size bir olay anlatayım. Necmettin Şahin'in bazen geliyor İstanbul'a, onun 66 baskı yapan tarihçilerin size bir örnek vereyim. Bu üstad böyle bir laf asınca, buraya gelen ne sualse olsa cevap verir deyince, Dehri isimli bir zat, Dağıstanlı büyük bir alim. Ben Kürtlerle çok ilim münasebinde bulundum. Sual cevap niçin çok sorarlar. Bu da böyle bir adammış. Ne zaman gelince millet sormuş. Acayip alim. Derya bir alim. Demiş ki efendim Bedüzzaman diye bir zat gelmiş. Şekercan da bir lehva asmış. Buraya kim ne sorsa sual cevap verir. Ona sual sorulmaz. Allah demiş. Hadi tam sana dişine göre. Tamam demiş. İki günde soru hazırlamış. Öyle zor hazırlamış ki fısıltı gazı İstanbul'da gitmiş. Tık 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 kalabalık. Dehri gelince herkes ayağa kalkmış. Dehri geliyor. İçeri girmişler. Daha girer girmez. Cesur adam ya. İmine güveniyor ya. Hazırlamış ya. En zor. Nerede kıydırık köşede kitaplar varsa soru hazırlamış. Kağıda yazmış hem de. Gelmiş. Birinin sorun bu demiş. Sonra cevabını alıyor. İki. Her soruda cevabı geri gidiyor. Kapıya doğru yanaşıyor. Eyvah. Benim bütün suallerim üstad bildi ya. Nasıl bir adammış ya? Ya bana soru sorsa derken tam kapıya gel kaçacak. Tam çıkacak ben üstad ilk defa diyor ki kardeşim sana bir soru soracağım. Adam titreme. Söyle diyor. Sen de talebe misin? Hoca mısın? Ben ne talebe ne hocam diyor kaçıp gidiyor. Dehri ismi azat. Böyle bir zat memlekete hizmet etmiş.
Bir enteresan bir cümle var. Şeyde oku, onu devam et oku. Aklıma gelmedi. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Bak ha. Şimşekler gibi. Üstadın gayesine bakın. Bakın. Böyle bir zat hapishanelere ölüm tehlikesi oluyor. Verdiği mahkemede cevap şu. Senin gayen ne diyor? Nedir gayen? Bir tek gayem vardır. Nedir gayen? Bir devlet mi kurmak istiyorsun? Bak ne diyor? Bir tek gayem vardır. Nedir? O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. İman esaslarını zedeliyor. İman Allah mahsus. Evet. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve bilhassa Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşallah Allah'ın huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Gayem benim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücadele açan evet. Dindar kuvvetlerle gelin. El ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Başka yerde Kastamonu'da diyor ki, çok güzel bakın, mesaja bakın. Kim olursa olsun, hangi tarikat mensubu olursa olsun, madem imanı var, onun da kardeşimizdir. Anladınız mı olayı? Kim olursa olsun, madem imanı var, onun da kardeşimizdir. Birlik beraber zamanı, ondan dolayı zaten bunu bak çok iyi biliyor. Üstad da bunu biliyor. Ancak bir olursak eski şaşalı devre gelecek. Bu bağırsa kader bu. Ama bizde bir payımız olsun. Bizde payımız olsun. Evet. Devam mı? Beni serbest bırakınız. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birliğine hizmet edeyim.